Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugünkü videomuzda bilgisayarda karşılaştığımız bir sorunu ele alacağız. Bu sorun bilgisayarımızın sürekli kendini yeniden başlatması, yani bilgisayarımızda işletim sisteminden kaynaklanan veya herhangi bir programdan kaynaklanan veya bilgisayarımıza yüklediğimiz sürücülerden kaynaklanan sorunlardan dolayı bilgisayarımız kendini sürekli yeniden başlatıyor. Tabii biz bunun farkında değiliz. Birazdan göstereceğim işlemden sonra artık bilgisayarımızdan kaynaklanan bir hatadan dolayı bilgisayarın sürekli yeniden başlattığını göreceğiz. Ben bu sorunla karşılaştığımda bilgisayarımın parçalarının, donanımsal parçalarının arızalı olduğunu düşünmüştüm. Fakat araştırmalarım sonucunda böyle bir arızanın olmadığını, bilgisayarda sürücüden kaynaklanan bir hatanın bilgisayarımı sürekli yeniden başlattığını öğrendim. Bunu sizlerle görelim. Öncelikle bilgisayarımıza, özelliklerimize geliyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarına geldikten sonra burada başlangıç ve kurtarma bölümü var. Burada ayarlara tıklıyoruz. Ayarlarda sistem hatası. Burada otomatik olarak yeniden başlat. Yani sistem bir hata gördüğünde otomatik olarak bilgisayar yeniden başlatıyor. Yani çözmeye çalışıyor. Ve bu da yaptığımız işlemlerin yarıda kalmasına sebep oluyor. Benim başıma gelen hatada ekran kartının yüklerken sürümüyle ilgili farklılıklarından dolayı bir hata oluyordu. Ve bilgisayarı birkaç dakika sonra sürekli yeniden başlıyordu. Araştırdıktan sonra böyle bir hatayla karşılaşabileceğimi gördüm. Ve burayı kapattıktan sonra artık kendim manuel elle hatayı gidermeye çalıştım. Burası açık olduğunda hatayı gidermeye çalışırken sürekli bilgisayar kendini yeniden başlatıyordu. Karşınıza çıkabilir. Faydalı olması açısından paylaşmayı uygun gördüm. Umarım işinize yarar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.